Teknobat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte yeni sunucumuzu kutusundan çıkartacağız. Hadi kutusundan çıkartalım. Sonra da merak edilenleri yanıtlayalım. Hemen başlayalım Ali. Evet kutusundan hızlı bir şekilde çıkarttık pek de zahmeti değildir Recep. Kesinlikle Ali içerisinde donatmak kalıyor artık. Aynen öyle. Şimdi çıkartırken diyor ki şu ön kapaktan tutup da kaldırmaya çalışmayın. Bu tür uyarılar oluyor ambalajın üzerinde ama genelde okunmadan geçiliyor. Ve ön tarafta ya da yan taraftaki bir kapak bir parça çıkabiliyor. Baya sağlam olduğunu ilk izlenimin özellikle endüstriyel tasarımı gördüğümü söyleyebilirim. Evet. Kokusu çok güzel Recep. Kokusu kesinlikle çok güzel Ali. Yani yeni gelen ürünlerin kokusunu ben de içime çekmeyi seviyorum. Güç kaynağı kısmından gelen özellikle koku. Kokladığınız zaman güzel. Mis mis. Yeni bir güç kaynağı. I love the smell of Power supply unit in the morning. <laughs> Aynen öyle. Gold sertifikalı olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Şimdi korumsal kısımda diyeceksiniz. iş dünyasında workstation'larda sunucular uğraşan arkadaşlar aslında çok eğlenceli. Bakmayın. Bütün gün boyunca veri merkezine kapattığınız zaman baya güzel espriler çıkıyor. Tanıştığım insanlar en azından öyleydir Recep. Biz burada ne yapıyoruz? Bu ürün nedir? Ne değildir? Hepsini şimdi adım adım anlatalım. Birincisi biz bunu niçin aldık? Ali bizim mevcut sunucumuz artık artan trafiğimizi kaldırmıyor. Bu bağlamda yeni bir sunucuya ihtiyacımız oldu. Biz de tercihimizi Asus'un E500 G5 modelinden yana yaptık. Lakin öncelikle şunu belirtelim. Bu normal şartlarda bir sunucu değil, iş istasyonu. Evet, tutukla niye bir iş istasyonu sunucu yapıyorsunuz diyebilirsiniz. Benim bakış açımdan Recep, bu cihazların hepsi birer bilgisayar. Evet. Cep telefonu da bilgisayar. İçerisinde yok efendim grafik ünitesi denebilir ama aslında benim için o ekran kartı. Burada baktığımız zaman bu bilgisayarlar amaca göre isim değiştirebiliyor. Hepsi bilgisayar ama amaca göre ismin ötesinde bir şeylerin de değişiyor olması lazım ki kullanıcılar orada bir workstation yani iş istasyonu sunucu farkını almasınlar. Evet, İş istasyonunda normal şartlarda AutoCAD gibi yazılımları çalıştırıyoruz. Bizim bu cihazı seçmemizdeki sebeplerden bir tanesi ise içerisine piyasadan satın alabileceğimiz bir işlemciyi takabilmemiz. Aynen öyle. Esneklik olarak bize daha büyük bir esneklik sağlıyor. Özellikle sunucu donanımlarında en önemli konu reliability denilen güvenilirlik yani dayanıklılık. Özellikle bizim masaüstü PC'de bazen bütçemiz yetmediğinde yaptığımız gibi abi 3 dolar ucuz olsun şunun bir alt modelini ver tarzı şeyler pek işlemiyor. Hata oranı %99 ile %98 arasında değiştiği zaman %1 bile oynasa bunun maliyeti, sunucunun çökmesi, müşterilerin verisinin kaybolması gibi şeyler olabiliyor. Yani kurumsal dünya, gerçek iş dünyası pek hata kaldırmıyor. Hata kaldırmadığı için de ürünlerin özellikle kaliteli ve dayanıklı olması gerekiyor. Kesinlikle. Biz de bu bağlamda bir iş istasyonu seçtik. İçerisinde sertifikalı bir güç kaynağı var. İçerisinde özel üretim, yine kurumsal yonga setine sahip bir anakart var. Ve buna güzel bir işlemci takacağız. O zaman özelliklerini anlatalım sonra bizim planımızın ne olduğunu, niçin böyle bir şey yaptığımızı izleyiciler daha iyi bir şekilde anlayabilirler. Çünkü özellikle sunucuyla ilgili herkesin öğrendiği şeyler çok çekirdekli Xeon işlemciler. İşte bizim de daha önce incelediğimiz Threadripper gibi çok çok çekirdekli işlemciler oldu. Böyle tutup da niye farklı bir seçim yaptığımızı biraz sonda anlayacaklar diyebilirim aslında. Evet. Öncelikle bu cihazın içerisinde Intel'in C246 Yonga seti var. Ve bu Yonga seti hem Xeon E işlemcileri hem de bildiğimiz standart Core i3, i5, i7 veya i9 işlemcileri destekliyor. Evet Xeon işlemciler aslına bakarsak mimari olarak yine bizim piyasada aldığımız işlemcilere çok benzer durumdalar. Ancak fabrikadan en kalitelileri seçiliyor özellikle bu seçenler dayanıklılık anlamında ekstra sertifikalar oluyor. Sopta Xeon Gold, işte Xeon Silver gibi farklı sertifikalarıyla da satılıyorlar. Evet. Biz bu sisteme 9900 KS işlemci takacağız. Anakartın soket de bununla uyumlu. Evet, bunun haricinde istersek dediğimiz gibi Xeon işlemciye de başka işlemcilere de geçebiliriz. Yani siz iş istasyonu ya da bir sunucu olarak kullanacağınız zaman istediğiniz bu tür işlemciyi takabiliyorsunuz. Ama nereden anlıyorsunuz? Bu ürün destek sayfasında desteklenen işlemciler var. Kesinlikle o işlemciyi kullanmanız Gerekiyor. Evet RAM konusuna geçelim Ali. Anakartın üstünde 4 tane RAM yuvası var. Çift kanal RAM destekliyor ve toplamda 128 GB bellek modülleri takabiliyoruz bu cihazın içerisine. Gerçekten yüksek miktarda RAM sunucularda istenen ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesi. Benzeri şekilde iş istasyonu olarak kullanırken de bazı kurumsal uygulamalar RAM bitiriyor tüketiyor olacak. Evet yine dilerseniz tabii ki Xeon E işlemci taktığınız zaman ECC yani hata doğrulaması yapan belleklerle takabilirsiniz. Bu özellikle yine dediğimiz gibi muhasebe kayıtları ya da başka bir şey tutulacaksa, çok kritik veriler tutulacaksa ya da hiçbir hata olması istenmiyorsa tercih edilecek yöntemlerden bir tanesi. Sonuçta bir başka önemli noktada tabii ki depolama. Bu cihazın içerisine 2 tane M.2 SSD takabiliyoruz. Buna ek olarak 8 tane de SATA disk takmak mümkün. Bu ister SSD olur ister mekanik disk olur. Evet şimdi burada farklı bir sunucu yani sunucu sunucu tarzı bir cihaz kullansaydık. içerisinde bazılarının M.2 Array'ler için Böyle bol bol yuva olabiliyor ya da ekstra kartlar olabiliyor. Çok ağır depolama yapacak olan sunucuları ayrı bir özel seçmek gerekiyor. İçerisine onun sayısız M.2 SSD takabiliyorsun. Ancak bizim o kadar yüksek sayıda M.2 SSD'ye ihtiyacımız bu sistemde en azından bu dönemde yok. Evet Yine bizim için önemli noktalardan bir tanesi de tabii ki anakartın üzerindeki Ethernet portları. iki tane Ethernet port mevcut bu sistemin üzerinde. Bir tanesini bile kullanacak olsanız bazen arıza olabiliyor ve diğer Ethernet portuna geçebiliyorsunuz. Biz daha önce böyle bir Ethernet port arızasını yaşamıştık ve bu tür durumlar olduğu zaman bir yedeğinizin ya da bir A kartınızın olması gerekiyor. Evet tabii ki dilersek sisteme ekstra A kartı takabiliriz. 10 gigabit kartlar, daha yüksek kartlar, farklı sunucu bağlantıları her zaman piyasada mevcut. Ama piyasada mevcut dediğim aslında dünya piyasasında mevcut. Türkiye piyasasında girip de kenardaki marketten alamıyoruz. Güç kaynağı da tabii ki sunucu sistemlerinde önemli çünkü bu sistem 7-24 çalışacak. 80 plus gold sertifikalı 500 wattlık bir güç kaynağı var cihazın içerisinde. Gold sertifikalı olması demek özellikle güç verimliliğinin çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Bir de bizim içimiz daha rahat oluyor. Güç kaynağının ölmesi ya da devamlı çalıştığında yıpranması gibi durumlara karşı çok daha dayanıklı oluyor. Bu yüksek verimli çünkü güç kaynaklarında gerçekten kaliteli bileşenlerin kullanılması gerekiyor. Şunları da söyleyelim. Bu bilgisayarı özellikle iş amaçlı kullanacak olanlar TPM 2.0 yongasından yararlanabiliyorlar. Yani diskeri Windows 10 Pro ile birlikte şifrelemeleri mümkün. Bunun haricinde bu modülden yararlanan farklı uygulamaları, güvenlik uygulamaları yine kullanabilirler. Aynı zamanda da en önemli nokta burada ISV yani independent software vendor'dan bağımsız yazılım şirketlerinin de sertifikaları var. Bu şu anlama geliyor bunun içerisinde toplanacak olan bilgisayarlar eğer gerçekten bu sistem ile uyumlu olursa bu bahsettiğimiz AutoCAD gibi yazılımlar ile uyumlu olmak üzere tasarlanmış. Evet. Şimdi Ali yazılım demişken istersen biraz da yazılım kısmından bahsedelim. Aynen. Bunun içerisinde Windows mu kuracağız? Linux mu kuracağız? Ne kuracağız? Efendim? Ali Linux kuracağız, CentOS kuracağız içerisine. Linux CentOS şu an dünya üzerindeki en yaygın, en popüler sunucu yazılımlarından bir tanesi. İster Windows sunucu kullanın, ister Linux sunucu kullanın. Sonuç itibariyle kullanacağınız diğer yazılımlar ara şerde buna göre değişiyor C panel kullanabiliyorsunuz, VHM arayüzünü açabiliyorsunuz. Yani bunların da farkı bazen soruluyor Recep. Kesinlikle VHM Ali daha çok web hosting firmasının eriştiği panel, C panel ise sunucuda birden çok müşteri varsa her bir müşteriye verilen panel. Evet C panel bireysel. Ben Ali sitesinin yönetimi için C panel alıyorum. Ama Recep bana bu hostingi sağlayan kişi olarak VHM WHM denen ana arayüzden bana bir C panel hesabı atıyor ve bunun için benden para alması gerekiyor. Çünkü bu C panelin parasını gidip o da C panele vermek zorunda. Kesinlikle ama tabii ki dedicated sunucu kiralarsanız yani sunucunun tamamı size ait olursa VHM paneline de erişebilirsiniz. Biz yıllardır dedicated yani bu adammış sunucuları kullanıyoruz. Hatta yönetim destekleri alıyoruz. Kimi zaman uzman destekleri alıyoruz. Kendi başımıza da yaptığımız pek çok şey var. Ancak özellikle sunucu alanında uzmanlaşmış kişilerden veri merkezlerinden yardım almanız gerekiyor. Ve de eğer güvenilir Devam mı çalışacak bir sunucu kullanacaksanız bunu evinizde ethernet'e takıp da evdeki internet bağlantısıyla ya da size sağlanan son tüketici elektriğinin voltajına güvenerek yapamazsınız. Bunun için büyük bir veri merkezine gidip bu kasayı vermeniz gerekiyor ya da orada hali hazırda kiralık olan kasalardan birini kiralamanız gerekiyor. Evet Kendiniz kiraladığınız zaman dedicated sunucu kiralıyorsunuz. Fakat kasayı verdiğiniz zaman bu colocation hizmeti oluyor. Colocation dediğimiz bu hizmette sizin kasanız, sizin bilgisayarınız başka birinin tesisinde altyapıya bağlanıyor ve bunun ücretlendirmesi farklı oluyor. Bu kasanın kaç watt güç çektiği, buna ne kadar ethernet portu bağlandı, ne kadar internet bağlandı, kaç IP verildiği gibi hizmetlerin hepsi ücrete tabi doğuyor. Kesinlikle. Biz de bu bağlamda kasanın içerisine ekran kartı takmayacağız. Evet bir ekran kartlık olay yok. Bunda oyun oynamayacağız. Bunu dediğimiz gibi 3D tasarımda kullanmayacağız. Bu sunucu olarak işlem görecek. Bir sunucu nedir? İçerisindeki işletim sistemiyle kendisine uzaktan komut geliyor. Bana Teknopatnet'in internet sayfasını göster diyorsunuz siz tarayıcıya. Tarayıcı komutu uzakta bir yerlere bir başka sunucuya gönderiyor. O sunucu Teknopatnet neredeymiş diye hemen DNS kayıtlarından bakıyor. Aha buradaymış diyor. Daha sonra arada ön bellek hizmeti sağlayan, CDN hizmeti sağlayan alayan yerler varsa oralardan size bir yandan görselleri alıyor. YouTube videosu içerisinde gömüldüyse YouTube'a bir çağrı atıyor. YouTube'dan videoyu çağırıyor. Bu esnada bizim sunucuya bir şekilde ulaşıyor. Bizim sunucu arka plandan, veri tabanından bilgileri alıyor, görselleri alıyor. Keşlenmemiş olan sizin o anda istediğiniz bilgileri derliyor. Size paket paket gönderiyor. Yani bu sonucu sonuçta siteyi barındırıyor ve sizlere sunuyor. Bir tane olmak zorunda değil. Birden fazla olabilir. Bunlara yük dengeleyiciler takılabilir. Birden çok paraya çalışabilir. Eski sunucunuzun yanına yeni bir tane sunucu ekleyip işleri bunlara bölüştürebilirsiniz. Yani sunucu böyle bilgisayarı değiştirdim illa tek bir tane olacak diye kullanacak bir şey değil. Kesinlikle Şimdi Ali tabii bir de şöyle bir soru gelecektir. Neden 9009 KS kullanıyoruz da Heh. çok çekirdekli bir işlemci kullanmıyoruz? Şimdi Xeon'a paramız yetmiyor mu? Xeon alamıyor muyuz? Hayır. Kaç çekirdekli <laughs> işlemciler kullanıyoruz? Yani 32 çekirdekli sistemde topladık. istesek Threadripper sonucu da yapabilirdik. Fakat bizim için burada önemli olan çekirdek başına frekans, çekirdek başına performans. Şimdi bazı uygulamalar var. Ne yazık ki kaç yılına gelirsek gelelim 100 çekirdeğimiz de olsa o çekirdeklerden bir tanesini kullanıyor ve o çekirdekte maksimum işlemci frekansına dayanıyor. Yani performansı çekirdek sayısını artırarak arttıramadığımız durumlar var. Bizim bazı kullandığımız yazılım var, bazı optimizasyonlar, bazı meslek sırları diyelim. Arka planda çalışırdığımız uygulamalar özellikle bu tek çekirdek frekansına inanılmaz derecede önem veriyor. Bir tane daha işin esas ipucu verilecek olan noktası Recep. İşin sırlarından bir tanesini verelim burada çekirdek başına lisans ücreti denen bir şey var. Evet. Sunucu yazılımları işin içerisine girdiği zaman firmalar size çekirdek başına lisans atabiliyor. İsterseniz 64 çekirdeğiniz olsun. Eğer lisansınız yoksa yazılım sadece 2 çekirdeği kullanıyor. Hatta bazen 1 çekirdeği kullanıyor. Kaç çekirdeğin lisansını verdiysen onu kullanıyor. Yani evet. ne kadar para, ne kadar ekmek, <laughs> o kadar köfte. Kesinlikle. Şimdi sen istediğin kadar pazarlık edebilirsin. Veri merkezinin hizmet sağlayıcının elinde olmayan şeyler var. Bu uluslararası yazılım firmalarının lisans modellerine aykırı giden Korsan bir şekilde kurup kullanmaya çalışabilirler. Yakalanırlar çok büyük ceza yerler. Sizin de işleriniz yarım kalır. O yüzden onlara girmeyeceksiniz. Efendi gibi gayet düzgün bir şekilde lisans ücretlerinizi ödeyeceksiniz, desteğinizi alacaksınız. Ama 4 çekirdeğe lisans veriyorsanız bir çekirdeğe lisans veriyorsanız, o çekirdekten ne kadar performans alıyorsunuz? Yani biz bu işlemcide kullanacağımız aslında çekirdek sayısı arttıkça bunlardan daha fazla yararlanmak istediğimizde daha fazla para vermek zorunda kalacağız. Evet, işlemciyi aldık mı iş bitmiyor sevgili izleyiciler. İşte o yüzden burada ne yapıyoruz? Bu işlemci çekirdeğinin yarısı güçlü olan çekirdeklerden tutup da 16 tane doldurmak yerine daha az sayıda çekirdek ama daha güçlü çekirdek kullanıyoruz. Veri merkezleri niye devamlı bunu yapmıyor? Çünkü onlar gerçekten bu barındırma masrafları, elektrik masrafları ve diğer şeyleri hesaba katmak zorunda. Onlar için en az elektrik tüketen işlemci çekirdeklerinden en fazla sayıda kullanmak en karlısı oluyor. Evet, yine farklı veri merkezlerinde farklı sunucu yazılımları kullanabilir. Hepsinin iş modeli çekirdek bazı lisanslamayla da çalışmıyor. Bunu da ekleyelim. Evet, onlar da o şekilde çalışmadığı için adam sana daha fazla çekirdeği yine aynı fiyata verebilir. Evet. O zaman benim eğer uygulamam, benim hazırladığım buradaki program bu çok çekirdekten iyi faydalanıyorsa, ben mesela bunda sadece site çalıştırmak zorunda değilim ki online bir oyun sunucusu haline de getirebilirim. Evet. Benim. Ya da sizin için internet üzerinden bir web hizmeti sağlarız. Tutup onda çizim yaparsanız ama çizimleri bilgisayar hesaplıyordur. O işlemcinin içerisindeki çekirdekler sizin istediğiniz işleri yapar. Nvidia'nın bu Cloud Gaming gibi işleri de aslında böyle çalışıyor. Kesinlikle birden çok sisteme bölüştürebiliyorlar. Şimdi özellikle bu Workstation sistemi o yüzden kullanmamızı eleştirecek olan kullanıcılara bilinçli bir karar olduğunu baştan anlatmak istedik ve işin sırrı derken buradaki hedefimizin özellikle bilinçli bir tercih olduğunu aktarmak istedik. Bu önemli çünkü bazılarınızın yarın öbür gün bu bilgi işine yarayabilir. Amaca yönelik bir şey yaparken siz de bizim gibi bunun bazı yerlerde daha karlı, bazı yerde daha zararlı olduğunu görebilirsiniz. Evet zaten yakın zamanda Asus sunucu bilgisayarlarını da göstermiştik. TS300 modelini bir tane internet kafede çalışırken sizlerle paylaşmıştık. Aslında o macera biraz da böyle başladı. Daha öncesinden de neler alsa neler yapsak diye bakıyorduk. Birincisi Türkiye'de her marka her model ürünün tedariği yok. Yurt dışında çok böyle fantastik ürünler görebilirsiniz ama Türkiye'de özellikle Asus bu tür kurumsal ürünleri getirme, servisini sağlama ve bunların devamlılığını sağlama konusunda en başarılı firmalardan bir tanesi. Bu E500 olsun, diğer workstation modelleri olsun en böyle karanlık günlerde bile diyeyim bu kurumsal tedarikte getirilebiliyor, yapılabiliyor, tedariğin zor olduğu zamanlarda bile yapabiliyorlar. O yüzden bu ürün de bize geldi. Bu ürünü satın aldıktan sonra baya bir zaman geçti aradan. Fakat nihayetinde bunun içerisinde kurulumu yapmak için artık hazırlanmaya başladık. Ama bu iş burada iki günde bitmeyecek hocam. Kesinlikle yapmamız gereken işlemciyi işlemcinin montajı, soğutucunun montajı, RAM'ler ve SSD'ler olacak. Ondan sonra bir de tabii ki işletim sisteminin kurulumunu yapacağız. Evet diğer parçaların da gelmesini beklememiz gerekecek ama biz dayanamadık, sabredemedik. Kesinlikle <laughs> bunu paylaşmak istedik. Çünkü bu ürünü koklamaktan dahi keyif alıyoruz. <laughs> yani bir iş makinesinin kokusu tadı, dokusu ve görünüşü kesinlikle çok daha farklı. Oyun bilgisayarlarından da zevk alıyoruz ama bunların dediğimiz gibi olayı farklı. Evet, devam videoları gelecek. Sizler birlikte bu süreci paylaşacağız. Evet, arada evet. yalnız uzun bir ara olacak. Onu söyleyelim. Dediğimiz gibi parça beklememiz gerekecek. Baştan haberiniz olsun. Evet, sizler birlikte Asun E500 G5 iş istasyonunu kutusundan çıkarttık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.